31 Mart'ta beraber yeni seçilmiş bir belediye başkanı olarak Mersin'de göreve başladım. Mersin Türkiye'nin önemli bir yeri. Dikkate değer bir yeri. Gerçekten umut beklenen, gelişme beklenen, takdire şayan bir yeri. Hem lokasyonuyla, hem tarihi kültürel birikimiyle, hem insan deseniyle muazzam bir yer. Ekonomisi canlı, sahil kenti, dünyanın en yakışıklı dağlarına sahip, muazzam katran ormanları, Türkiye'nin ortalamasından yüksek orman varlığına sahip, Türkiye'nin ortalamasından yüksek tarımsal gelire sahip, lojistik, ticaret, sanayi, turizm, tarım, birçok alanda kendini ortaya koyabilen, projeksiyonu yapabilen bir kent. İnsanlara umut olan bir kent. Tabii 31 Mart'tan sonra da çağdaş seküler bir anlayışın yönettiği bir kent oldu. İşte bir şey daha ona ilave edildi. Mutlu, huzurlu, gülen bir kent oldu Mersin. Bunu görmemek mümkün. Bunu görüp bunu görmemezlikten gelmek de gerçekten çok büyük bir haksızlık olur. Hem kente hem kent için emek veren bizlere çok büyük bir haksızlık olur. Zaten 2020'de borçlanma alamadık biliyorsunuz. Evet. Şu anda 1 milyar 11 milyon lira banka borcu var. Demek ki oluyor. Disiplinize ederseniz, ne yaptığınızı bilirseniz, bankalardan zora düşüp, sıkıntıya düşüp, tefeci faiziyle banka kredisi kullanmazsanız, kemiğinizi kemirtmezseniz belediye yönetir. Biz yönetiyoruz. Bunu çok ısrarla ve çok iddiayla söylüyorum. Piyasada güven sağlandı mı başkanım? Tabii ki sağlandı. Herkes ihaleye girmek istiyor. Herkes iş yapmak istiyor. Şimdi ona da geleceğim. Herkes yarışıyor ihalelere girmek için. Acaba akla şu geliyor. Yani çok fahiş fiyatlı ihaleler mi yapılıyor? Hayır, onları şimdi konuşacağız. Hani rekabet koşulları oluşturur. Saçlarınız dimdik olacak vereceğim rakamları. Emin olun bunlara. Evet. Şimdi bunlar sağlanır. Biz para mevzunu çözeriz. Çözüyoruz da. Geçtiğimiz yıl borçlanma talebimiz oldu. Neden oldu? Kredi faizleri çok düşüktü. Baktık bazı kurumlara yüksek faiz oranlı borçlarımız var. Maşallah SGK, maliye, bankaların 2 katı, 3 katı. Hiç acımasızca faiz tahakkuk ediyor. Dedik ki bunların bir kısmını otururuz, konuşuruz, taksitlendiririz. Eğer borçlanma alabilirsek 250 milyon lira hakkımız olan bütçe denkliği için bütçeye koyduğumuz borçlanma kalemi var. Bunun karşılığı meclisten başkana yetki verilirse o günkü rakamlarda 175 milyon lira borçlanabiliyorduk. Dedik ki bunu bize verin. Biz bakalım, bakın şu anda da uygun krediler var. Bunları alalım. Bunlar çok değerli çünkü uzmanlar önümüzdeki günlerde banka faiz oranlarında, kredi faiz oranlarında yükselmeler olacak. Bazı ekonomik dengesizlikler olacak. Hatta dedim ki bakın ben iş insanıyım. Bunu gayet iyi bilirim. Para piyasalarını bilirim. Gelin bu yetkiyi bana verin. Yani ben ihtiyacım yokken durduk yerde belediyemi faiz yüküyle karşı karşıya getirmem. Anlatamadık, dinletemedik. Niye? Çünkü kulakları bende değil. Kulakları tıkalı. Kulakları Ankara'da, genel merkezlerinde. Verin, verin. Vermeyin, vermeyin. Bak buradan söylüyorum. Hiç alınganlık yapmasınlar. Efendim biz talimatla mı hareket ediyoruz? Talimatla hareket ediyorsunuz. Bir talimatla hareket ediyorsunuz. Siz de mantığın bu olmadığını, doğru olmadığını biliyorsunuz. Siz de sokağa çıktığınız zaman, köye gittiğiniz zaman, köy kahvesinde oturduğunuz zaman vatandaşın size tepkisiyle karşılaşıyorsunuz. Vatandaş her şeyi görüyor. Bu adamı rahat bırakın diyor. Bırakın adam işini yapsın. Adam hesabını da veriyor, versin. Ama siz önüne engel koyuyorsunuz. Dinletemedik. Evet. Bakın, faizler aldı başına gitti. 8'lerden 10'lardan 20'lere, 25'lere, 30'lara geldi. Biz haklı çıktık. Keşke çıkmayaydık. Ama çıktık. Ne oldu? Mersin zarar etti. Mersin halkı zarar etti. Ben gereksiz yere finansman maliyeti ödüyorum yüksek faizi. Neden siz elimi daraltıyorsunuz? Böyle bir elimin altında can simidi var. Kredi imkanım var. Bu yetkiyi bana vermeyerek neden beni bu kadar sıkıntının içerisine sokuyorsunuz? Kimse buna bir cevap veremez. Çünkü bu yapılan işler, bu alınan kararlar siyasi. Şimdi bunlara da dikkat çekmek lazım. Evet. Ama bunları aşıyoruz. Aştık.
En azından şu anda düzenimiz iyi. Bir borçlanma talebimiz de yok. Ama önümüzdeki günlerde böyle bir iklim olur, oturulur, konuşulur. Meclis üyesi arkadaşlarımız gerçekten bir önceki yıllardaki tavırlarının doğru olmadığını görürler. Bundan sonraki süreçte bu işlerin Büyükşehir Belediye Başkanı'yla, meclisin işbirliğiyle, el birliğiyle çok daha iyi olacağını, Mersin hayrına olacağını düşünmeye başlarlar. Farklı bir tablo çıkabilir meclisten diye düşünüyorum. Yeni alımlara çıkacağımızı biliyorsunuz. Geçtiğimiz dönem meclisten borçlanma yetkisini aldık. EBRD, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın Green City kapsamında bir projedir. Yeşil şehirler kapsamında projesi. Bir kısmı da hibe değil mi başkanım? Bunun 7 milyonu hibe. 3 milyon faiz yükü biliyor. 22 milyon avro alıyorsunuz. 2 yıl ödemesiz. 8 yılda ödüyorsunuz. Toplam 10 yıl sonra bitiyor. Evet. Bugün aldık. 2 yıl sonra başladık. 10 yıl sonra bitirdik. 22 alıyorsunuz. 18 ödüyorsunuz. Bu kadar basit. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu bir an önce yatırım programına almasını istiyoruz. Mecliste de gündeme getirdik. Bakın kaç ay oldu? Rica ediyoruz. Rica ediyoruz. Paramız hazır. Tekrar söylüyorum. Buradan Cumhur İttifakı'nın meclis üyelerine duyuruyorum. 22 milyon avromuz EBRD'de hazır. Cumhurbaşkanının, Sayın Cumhurbaşkanının yatırım programını almasını bekliyoruz. Yatırım programını aldığı takdirde, Hazine Bakanımızın bunu onayladığı takdirde hemen alımlara çıkacağız. Kentimize yeni 120 otobüs daha katacağız. Filomuzu yenilemiş olacağız. Daha yüksek standartlarda, daha ekonomik otobüslerle, daha konforlu otobüslerle seyahat etme imkanına kavuşacağız. Bu kadar basit. Biz her türlü altyapıyı yaptık. Oradan atılacak imzaları bekliyoruz. Yeni otobüs yerleşkemiz Toroslara yapılıyor. Çünkü zaman itiriyoruz. Evet. İşler bürokrasi de ağır yürüyor. Gerçekten çok ağır yürüyor. Bazen diyorum ki iktidar partisinin belediye başkanı olmak varmış. İşler nasıl başkanım, rahat yürürmüş. Bunu duyanlar teklif geçiyor. Ama şunu da söyleyeyim. Ben şuna da karşıyım. Bir sayın bakan 2014 seçimlerinde bir gaf yapmıştı o isterken. Antalya'da. Evet. Evet. İktidar partisine adayına oy verin. Bakın hizmet nasıl geliyor. Evet. Şimdi bu mantık olduğu sürece, siyasal anlamda söylüyorum. Bu mantık olduğu sürece bu ülkenin vay haline. Siz, biz, sizinkiler, bizimkiler, olmaz sizin ya. Partililer, sizin çocuklar, bizim çocuklar. Bu memlekete yazık olur. Ben de bu memleketin has evladıyım. Has oğlu has evladıyım. Ben de bu memleket için çalışıyorum. Benim yüreğim de bu memleket için çarpıyor. Kimse benden daha fazla bu ülkeyi sevmiyor. Böyle sözde milliyetçilik olmaz. Sözde Türkiyecilik olmaz. Özde olur. Özde olur. Namusunla, şerefinle bu ülkeye hizmet etmekle oluyor bu işler. Bunu da buradan çok net altını çizerek söylüyorum. Biz de bu ülkenin kurucusu, bu ülkenin banisi, mimarı, mücadele etmiş Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu o dünya görüşünün, o çağdaş, laik, seküler, cumhuriyeti getiren dünya görüşünün kurduğu partinin mensupları olarak bu ülkeye hizmet etmek istiyoruz. Herkese hizmet etmek istiyoruz. Bu devletin kurumları, devlet kurumu aklıyla bize yardımcı olmak zorundadır. Hükümet aklıyla bize baktığı zaman, hükümetin ya da siyasi iktidarların gözüyle baktığı gibi baktığı zaman bu devlet çöker, bu devlet biter. Devlet aklının hakim olması lazım. Teminat mektubu alamıyorsunuz İller Bankası'ndan. Engelleniyor musunuz diyorsunuz. MESKİ için borçlanma yetkisi çıkarttık. Önce vermediler. Sonra ısrar kararı aradım. Çoğunluğu bulamadılar. O sayıyı denkleştiremediler. Yasalar gereği borçlanma yetkisini almış oldum ama bir engelle daha karşılaştım. İller Bankası engeli. Ve MESKİ'ye borçlanma alamadım. 30 noktada yatırım yapan bir kuruma devletin bankası %2 komisyon alıyor. Özel bankalardan kat kat üste komisyon alıyor.
Ben teminat mektubu alamıyorum. Bana kurum dedi ki Türk Petrol AŞ, bütün peşin, belediyelerin durumu malum. Bize İller Bankası teminat mektubu getirin. Uygun koşullarda bunları size takside bölelim. Uygun bir vade farkıyla. Hay hay dedik. Kucağımızda bulduğumuz bir imkan. Ve İller Bankası bu teminat mektubunu bize vermedi bitum alımı için. İsteyen kamu kurumu, verecek olan kamu kurumu, verilecek olan kurum kamu kurumu. Faydalanacak olan halk. Uzaylı mı? Uzaylı mı? Vatandaş. Mersinli. E nerede? Hani ayrımcılık yapılmıyor? Hadi bir AK Partili belediye böyle bir talepte bulunsun. Mersin Büyükşehir Belediyesi AK Partili bir belediye başkanında olsun. Bitim alacağım ey İller Bankası Genel Müdürü. Ben sizden teminat mektubu istiyorum diyecek. Hadi bakalım vermesin. Hadi bakalım vermesin. Bu eşitsizlik. Bu adaletsizlik. Bu siyasal olarak vicdansızlık. Ben bunu kabul etmiyorum. Buradan da yetkililere sesleniyorum. Biz de burada hizmet etmek istiyoruz. Bize de en azından Cumhur İttifakı'na mensup belediyelere gösterdiğiniz muameleyi bize gösterin. Biz farklı bir şey istemiyoruz. Biz farklı bir şey istemiyoruz. Elbette ki rahat değiliz. Elbette ki işlerimiz rahat gitmiyor. Ben devlet aklının galebe çalmasını istiyorum. Siyaset aklının değil. Bürokratlar devletin bürokratı. Devletin bürokratı, siyasetçinin bürokratı değil. Görevlerini kanunlara, nizamlara uygun, yasalara uygun yapmak zorundalar. Yoksa bu memleket alaşağı gider, sistem çöker, hukuk devleti gittiği zaman gerisi teferruat kalır. Hastaneler kavşağı, 201. caddenin kesiştiği nokta. Akbelen Bulvarı, karayollarının, buradan sesleniyorum. Karayolları yatırım programını almış. Cumhur İttifakı meclis üyelerine sesleniyorum. Mecliste de söyledim. Lütfen karayollarıyla konuşun. Ben konuşuyorum, sizler de konuşun. Orası da çok kalabalık bir bölge. Tabii. Onlar da yapsınlar. Bak biz kıt kanaat bu imkanlarla bunları yapıyoruz. Karayolları devasa bir kurum. Türkiye'nin her yerine yol yapıyor, otoban yapıyor, övünüyor iktidar. Ne güzel, biz de mutlu oluyoruz. Sahil yolu yapıyor. Ya bir köprülü kavşağı mı yapamıyor? Çağatlamış Türkiye bir köprülü kavşağı mı yapar? Yani o da havaalanı gibi hikaye, yılan hikayesine dönmesin. Ama bunlar yapılsın. Mersin Türkiye'nin 6. 5. vergisini ödüyorsa 24. sırada yatırıma hak etmez kardeşim. Nedir bu ya? 24. sırada, 25. sırada. Biraz para sağlasınlar buraya. Bu görevde Cumhur İttifakı'nın görevi. Şunu yaptık, bunu yaptık. Yahu nükleer santral yapıyorsun, 1 lira para vermedin. Şehir hastanesi yapıyorsun, 1 lira para vermedin. Kira ödüyorsun. Ama havaalanı olmadı. Sahil yolu bitmedi. Turizm duruyor. Bitmedi. Ben belediye olarak büyük projeler diye bağırıyorum. Hükümet yapar. Yeter ki istensin. Bakın şunu çok açık söyleyeyim. Lütfü Bey buranın milletvekiliydi. Bu da çok önemli. Lütfü Bey şu anda buranın milletvekili değil. Sayın Bakan. İstifa etmek durumunda. Acaba diyorum yahu buranın milletvekili olarak mı kalaydı? Yani bizim hakkımızı birilerinin orada kovalaması lazım. Birçok konuda da işbirliği yapıyordu. Tabii şimdi iki önemli evet. Maliye ve hazineye bakıyor. İşi başından açmış. Mersin gündemi onun gündemi olmuyor haklı olarak. Evet. O da yani Türkiye'nin en zor döneminde en netameli konusunun başına getirilmiş bir arkadaşımız. Çok değerli de bir insan. Evet. Hiçbir lafımız yok. Ama birilerinin bunu kovalaması lazım. Ben kendimle ilgili de kendisine ricalarda bulunuyorum. Yani daha önce iyi kötü bir şeyler var ama son zamanlarda bir arpa boyu ben yol ilerleyemiyorum. Görüşme şansı. Tabii ki ya böyle efendim yapıyoruz ediyoruz retorikle, güzel sözlerle. Yok kardeşim elle tutulur bir şey yok. Yok yani. Yok bunların yapılması lazım. Hani otoban yapılacaktı? Hani otoban yapılacaktı? Evet. Ben milletvekiliydim yapılacaktı. Ben milletvekiliydim havaalanı yapılacaktı. Geçen bir meclis üyesi bana hesap soruyor. Uyuyor tabii, bilmiyor ki o dönemler neler konuşuluyor, Ankara'da neler oluyor. Efendim limana niye o zaman karşı çıkmadınız, nükleer santrale, havaalanına? Yahu kardeşim gırtlağımız patladı. Açıp bakarsınız. Açıp bakarsınız, görmek isterseniz görürsünüz. Siz bakıyorsunuz, görmüyorsunuz. Başkanım. Şimdi bunları da konuşmak lazım. Yani evet. Çok böyle polyanacılık oynamanın da, efendim biz yerel yönetimler olarak memleket siyasetine dokunmayalım. E dokunmayalım ama zaman geçiyor.
Zaman geçiyor. Mersin'in hakkı bu değil. Ben onun için bu kadar can havliyle konuşuyorum. Mersin'in çok daha iyi noktalarda olması lazım. Bu da imkanlarla olur. Lafla olmaz ki. İmkan ver bana. Bak bakalım daha neler yapılıyor. Ben mevcut kıt kaynaklarla bunları yapıyorum. Onu demeye çalışıyorum.